Bakın, şu konuyu ele almakta inşallah yarar var. Görünen de görünmeyen de bilen, her şeyin hakimi, alimlerin Rabbi Rahman'a güler olsun. Hadis mevzusu son derece anlaşılması güç şekilde devam ediyor. Bakın, bugün herhangi bir mesele konuşulduğu yerde, meseleyi dinlediğinizi düşünün. Aslında olan şey sizin algı, yani anladığınız her şey sizin algınızla ilgili. Şimdi bir hadis sözün derlenip toplanması kişilerin doğrudan algılarının yani büyük oranda kişilerin algılarının, bakın elçiden duyduğunu söylüyor ama aslında duyduğu şey kendi her şey, her insan kendi algısına göre söz alabilir. Sözün başı neydi? Nasıl başladı? Nasıl bitti? Virgül nereye konulması gerekiyordu? Vurgu neresiydi? Bunlar hepsi o kadar önemliyken sözlerin bu şekilde birebir virgülü konulmadan, birebir maksat net bir şekilde belli edilmeden yazıl maması o sözün asla, bakın asla, yani ne şekilde olursa olsun kesin ve kes Allah Resulüne aittir dememek için kafidir. Çünkü o Allah Resulü'nün söylediği sözün belki başı, belki sonu, belki ortasında bir kelime eksik anlamış olabilir. Ya da duyduğu kelimeleri kendi anlam dünyasında işte, yani bir, çok basit değil mi bunlar? Bir kelimenin yerini değiştirince, bir kelime eksiltince, bir tane arttırınca cümle bambaşka bir noktaya evriliyor. Olumlu olumsuza, olumsuz olumluya dönüyor. Bambaşka oluyor. Başında yani bir istisna kelimesi konulması ile konulmaması bambaşka bir şey oluyor. Bu yüzden Rabbimiz kitabını sabitlemiştir. Kendi önceki kitapları dahi kendi katında koruma altında tuttuğu, bizi ve bizi bildirdiği hiçbir kaynak yoktur. Bunun içinden zaten elçiyi bunun içine gizledi. Son haberi, en büyük devrimi, keza önceki kitapların da içine gizledi ve bugün açığa çıkartıyor. Allah'a güvenelim. Yasasına güvenelim. Asıl korkuyoruz derken, yani Allah'ı, elçisi, Allah ve elçisi inkar etmekten korkuyoruz derken, ona iftira, Allah ve Resulüne iftira, isnat ya da yanlış anlaşılmış bir hükmü ona isnat etmekten korkmamız gerekir. Bakın, bu daha büyük korku olması gerekir. Ne de basit, basit diyor. Bak, basit bir algıyla, bak basit bir algıyla insan duyduğu bir şey bambaşka şekilde düşünebilir. Hatta yanlış hatırlama, yani burada duydu, sonra yarın bu sözü düşündü, o arada bir dahi bir anlam kayması olabilir. Orada doğrusu o anda duymuştur ama sonra da hatırlamaya çalışırken bir noktaları anlam kaybasına maruz kalmış olabilir. Kendi algısı gene duruma hükmetmiş olabilir. Bu yüzden de bunu anlayalım. Yani Allah'ın elçilerinin Allah'ın izniyle öğrettiği, bak İbrahim'e kadar istat ediliyor. Bütün elçilerin yolu, arınma yolu, ibadet yolu, namaz yolu, secde yolu, rükû yolu, işte hac, keza Rabbimizin büyük bir hikmetle belirlediği ve onun uygulamaları, bak insanların aktığı yerden size akın. O pratik, yani sürekli yapılan uygulamalar, secde, namaz buna dahildir. Bunu müminlerin yolunda bulmamızı Rabbimiz bize öğretiyor. Bu zaten görünüyor. Ama sözün taşınması başka bir şeydir. Bu yüzden bunu düşünelim ve evet, orada bir müjde olması tabii ki umulur. Doğru olması tabii ki umulur. Ama asla hüküm
belirleyici konumda değil ki Rabbimiz Kur'an indirirken sorduklarınız işte söylenen söylenir. Allah bağışlayıcı merhamet sahibidir. Allah işimizi kolaylaştırmak isterken insan neden kendi işini zorlaştırır? Bunu anlamak zor olmamalı. Tabii ki bunu düşünelim ve bu meselede bakın sözler, burada konuştuğumuz bir şey dahi nasıl bak algımızda nasıl farklı anlaşılabiliyor. Burada konuştuğumuz bir şey dahi bir gidelim başka yerlerde anlatalım nasıl farklı noktaları çıkabiliyor. Bu yüzden birebir anında yazılmamış bir söz, işte Kur'an gibi, işte Allah'ın sabitlediği hamdolsun ayetleri gibi, onların bağlayıcılığı olmaz. Bak, korkuyorum onları inkar etmekten korkuyorum derken onları inanmak, yani orada korkmak gerekir. Çünkü gerçekten Allah bağlayıcı olanı bize hudut, işte hududullah, hududun demişken, kitabını koymuşken, o hududun genişletecek şekilde yeni bir hudutlar çizmek, bu yeni bir din, yani sınırı olmayan, nerede bittiği, nerede bitmediği belli olmayan bir din oluşturmaktır. Her yerden, bütün hikmetlerden, bakın hadis, insanların sözü, önceki kitaplar, bütün güzel, hikmetli içeriklerden, doğrulardan faydalanacağız ve güzel, bizdeki güzellikleri, bize ulaşan her güzelliği sahip çıkarak arttıracağız. Ama asla insanların algılarına maruz kalmış bilgileri Allah'ın ve Resulünün kesin hükmü diye düşünmeyeceğiz. Bu Allah'a da Resulüne de, yani asıl tehlikeli olan bu. Bunu anlamak zor değil. Bak, asıl tehlikeli olan bu. Düşün. Yani insanların algılarına maruz kalmış. Faydalan, tabii ki faydalanabildiğin kadar. Bu yüzden bizden istenilen nedir? Bakın, herhangi bir söz söylendiyse, herhangi bir hüküm okunduysa, onun mutlaka bir hikmeti vardır. Onun hikmetini bulduğunuz hikmeti alırsın. Ondan daha iyi, daha oturaklı bir hikmet geldiğinde, daha iyi bir açıklama geldiğinde bu sefer onu alman icap eder. Çünkü insan bütün açıklamaları kendisi hemen kavrayabilir, hemen erişebilir mi? Tabii ki de hayır. Ve Allah'ın arzı devam ettikçe, Allah'ın izniyle Allah'ın ilmi, hikmeti açığa çıkmaya gayet devam etmesi beklenir. Elhamdülillah, görüneni görünmeyen bilen, göklerin yerine gemini Allah'a son şükürler olsun. Bu konuyu iyi düşünelim ve kendi bedenimizde Allah bize basireti niye vermiş? Basireti görelim, anlayalım, anladığımız dahilde inanalım diye. O anladıklarımız o gaybi olana, gaybi olanlara şahit olsun. Onların şahitliğinde gaybı olana da iman edelim. İşte kitap bir bütün olarak önümüze bu yüzden koymuş. Yoksa gaybi insanlar bir sürü anlaşılması güç şey söyleyip gaybi meseleler üzerinden insanları başka bir algıya, başka bir dine sevk edebilirler. Bakın işte bir işte Mehdi ile alakalı birçok konular anlatılmış Mesih ile alakalı. Evet, birine inandığını diğerine inanmıyor. Niye? Çünkü bu konu, evet, müjdesi verilmiş. O nasıl geleceği kısmı geldiğinde belli olacak. Tıpkı Kur'an, Ahmet Aleyhisselam müjdesi verildi Allah'ın izniyle daha önce. Ve işte açığa çıkmasıyla Kur'an ve işte Furkan bu kadar önemli işler, mücadeleler, cihatlar verip işte Kur'an'ı Allah'ın izniyle öğrenen Nebi, yani ortaya vahiy üzerine, ortaya kendisi üzerinden vahiy ile ortaya konulan Nebi oldu. Er-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman, allemel Kur'an. Halakal insan allemehül beyan. Rahman Kur'an'ı öğretti. İşte öğrettiği Nebi. İnsanı yarattı. Allemehül beyan. Hangi insana? Ona da beyanı öğretti. Bunu Rabbimiz bir kaderle, bir hikmetle
bu işine önceden haber verdi ve bugün gerçekleştirmeyi murat etti. En büyük zalimlerin, azgınların, tağutların, deccallerin haddini aştığı zamanda Allah öteden beri hazırladığı en büyük devrimi bugün gerçekleştirmek için açığa çıkarma sürecini başladı. Tabii ki bu gerçekten belli bir samimiyete, ihlasla, dürüstlükte olup içten dinleyen ve Allah'a sığınarak kavramayı isteyen dışında, Allah'ın hidayet kaplarını açtığı dışında kimse görmeyecek. Kitabın içerisine saklı temizlenenlerden başkası el süremez, dokunamaz, erişemez ilkeleri aynen devam ediyor. Göklerin yerine gemine Allah'a yükler olsun. Basiretimizle Allah'a işimizi bırakarak ve doğru olanı hayatımızda sürdürerek takva ile, işte arınma ile Rabbimize farz, bize farz kıldıklarını sürdürme ile, tövbe ile, bağışlanma ile, iyilik ile, tevazu ile dinleyelim, düşünelim, Allah'a güvenelim. O bizi gereğince emin kılar. Onun emin kılmasıyla zaten tamamlanması gereken tamamlanır. Ama aceleyle hareket eden, işte ben günaha girmekten korkuyorum deyip de işte Allah ve Resulüne sadece algı üzerine istat edilen sözlere giden, yani bu asıl korkulması gereken budur. Allah halleri bilir, dürüst olanı bilir. Allah elçisi üzerinden kendisini tekrar olması gereğince öğretir, ayetlerini öğretir, sabitler. Doğru olan bunlar, sevinir, selam doğrulara. Rabbimiz rahmına.